10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 208 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 208 Vefik Paşa'nın Zoraki Tabip, Direktör Ali Bey'in Ayar Hamza, Recaizade Mahmut Ekrem'in Çok Bilen Çok Yanılır, Abdülhak Hamit Tarhan'ın İçli Kız adlı oyunları dönemin tanınmış tiyatro eserlerindendir. 1880'den sonra siyasi ve sosyal şartların değişmesiyle tiyatro eserleri genellikle oynanmak için değil okunmak için yazılmaya başlanmıştır. 1908'de 2. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte tiyatro faaliyetlerinde artış gözlenmiş, çeşitli tiyatro grupları kurulmuş ve çok sayıda oyun sahnelenmiştir. Bu oyunların bir kısmı telif, yazarın kendisinin kaleme aldığı, bir kısmı uyarlamadır. 1914'te Osmanlı'daki ilk resmi şehir tiyatrosu olan Darülbedai Osmani kurulmuştur. Milli Edebiyat döneminde Darülbedai Tiyatrosu'nda daha çok Fransız tarzı komedilere ağırlık verilmiştir. Darülbedai dışında ise Muhsin Ertuğrul, kurduğu edebi tiyatro heyetiyle Kuzey Avrupa Tiyatrosu'nun etkisinde oyunlar sahnelemiştir. Bu dönemde genellikle sanatsal yönünden çok fireye yönü öne çıkan eserler verilmiştir. Yine bu dönemde bazı sanatçılar manzum oyunlar yazmıştır. Musa Hipzade Celal ve İbn-i Refik Ahmet Nuri 8. dönemin sadece tiyatro türünde eser veren sanatçılarıdır. Musa Hipzade Celal, daha çok müzikli komedi tarzında eserler yazmıştır. Sanatçı, Meşrutiyet Tiyatrosu ile Cumhuriyet Tiyatrosu arasında köprü olmuştur. Eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosundan, özellikle orta oyunu geleneğinden yararlanmıştır. Yazar, yakından tanıdığı saray ve konak hayatını, eski İstanbul'un eğlencelerini, töre ve idetlerini, ticari hayatını eserlerinde eleştirel ve mizahi bir tutumla yansıtmıştır. İbn-i Refik HMT Nuri 8. daha çok komedi türünde eser vermiş, oyunlarında ağırlıklı olarak aile kurumunu ele almıştır. Musa Hipzade Celal'in Lale Devri, Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi, İbn-i Refik Ahmet Nuri'nin Hisseki Şaya, 8. Ceza Kanunu, Sivrisinekler adlı oyunları dönemin tanınmış tiyatro eserlerindendir. Milli Edebiyat döneminde tiyatroda görülen kurumlaşma, Cumhuriyet döneminde devlet kon, servatuvarlarının, devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının açılması ve özel tiyatro gruplarının oluşması ile güçlenerek devam etmiştir. Şair evlenmesi tek perdelik bir töre komedisidir. Eser 1860 yılında tercümancı Ahval gazetesinde tefrika edilmiştir. Oyunda o devirde yaygın olan görmeden evlenme olgusunun neden olduğu olumsuzluklar, mizahi unsurlar çevresinde anlatılmıştır. Eserde sade bir dil kullanılmış, kişiler kendi ortamlarına ve eğitim düzeylerine uygun bir dille konuşturulmuştur. Ayrıca halk tiyatrosu geleneğinden, özellikle orta oyunundan yararlanılmış, söz oyunlarına, yanlış anlamalara ve ağız taklitlerine başvurulmuştur. Kişilerin adları karakterlerini yansıtacak şekilde belirlenmiştir. Bu oyunda yazar mizahi, eleştirel bir tutum sergilemiştir. Metni anlama ve çözümleme bir. Şair evlenmesi adlı metindeki temel çatışmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima ettiği diğer çatışmaları, karşılaşmaları, karşıtlıkları belirleyiniz. Cevap, metindeki temel çatışma Müştak Bey'e yanlış kızı nikahlamaları sonucu ortaya çıkan durumdur. İkinci metinde hangi anlatım tekniklerinin kullanıldığını metinden örnekleyerek belirtiniz. Cevap, metin olay çevresinde gelişen türlerden tiyatrodur. Bundan dolayı öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Karşılık konuşmalardan dolayı da diyalog, gösterme teknikleri kullanılmıştır. Üçüncü modern Türk tiyatrosunun ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, teknolojinin, toplumsal değişim ve etkileşimlerin rolünü belirtiniz. Cevap, modern Türk tiyatrosu Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk dönemi olan Tanzimat Edebiyatı'nda edebiyatımıza girmiştir. Bu dönemde toplumumuzla birlikte edebiyatımız da yüzünü batıya dönmüş, makale, roman, hikaye türleri gibi modern tiyatroda edebiyatımıza girmiştir. Geleneksel tiyatromuzda yazılı metinler yoktur ve oyunlar doğaçlama oynanır ama modern tiyatroda yazılı metinler vardır. Dördüncü Şair Evlenmesi adlı metnin dramatik örgüsünü belirleyiniz. Cevap:
Müştak Bey'e Kumru Hanım'ın değil ablası Sakine Hanım'ın nikahlanması, Müştak Bey'in buna itiraz etmesi, Ebullaklaka'nın Müştak Bey'i dinlemeyip ona kızması, Hikmet Bey'in Ebullaklaka'ya rüşvet vermesi, Ebullaklaka'nın durumu düzeltmesi, Müştak Bey'le Kumru Hanım'ın kavuşması, Hikmet Bey'in Müştak Bey'e öğüt vermesi. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 208 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.